teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Mayıs ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, evet Mayıs ayı özellikle geçtiğimiz Mart ve Nisan'la kıyasladığımızda size biraz daha rahat nefes aldıracak, destekleyecek bir ay. Venüs düzeldi Nisan ortalarından itibaren. 3 Mayıs'ta da Merkür ileri harekete dönüyor. Burcunuzdaki Jüpiter hala retro harekette ancak bu ay gerçekten kişisel gezegenlerimizle oldukça verimli, destekleyici açıları var. Şimdi artık harekete geçme zamanı diyebiliriz. Beklediğiniz, bir şekilde depoladığınız veya bir şekilde ertelediğiniz konularla artık bu ay daha rahat ilgilenebilirsiniz. Evet, özellikle Merkür-Uranüs kavuşumu ayın ilk günlerinde ilişkiler alanında bazı ilginç gelişmeleri gündeme getirebilir. Teklifler olabilir, öneriler olabilir, partnerinizle ilgili bazı sürpriz durumlar olabilir. Bunlar kuşkusuz sizi heyecanlandıracak gibi görünüyor. Güneş'in Plüton'la güzel bir açısı var. Bu özellikle para konularında, finans konularında, iş konularında biraz daha kendinizi güçlü hissetmenize imkan verecek gibi görünüyor. Bağlantı kurmanız gereken kişiler varsa bunlar yetkili kişiler, otorite pozisyonları olabilir, yasal merciler olabilir. Özellikle Mayıs'ın 3'ünden sonraki dönemi değerlendirmeye çalışın. 11 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay güzel açılarla doğacak. Yani özellikle sizin tabii ki Akrep Burcu para evinizi yönettiği için biraz daha tabii ki dolunay parasal konuları gündeme getirecek gibi görünüyor. Maddi kazançlarınız, genel anlamda bütçeniz, mal varlıklarınız, evi bütçenizi ve kazançlarınızı etkileyebilecek herhangi bir iş bağlantısı olabilir. Yine bu dolunayda ortaya çıkabilir veya hani daha önceden başlamıştır ama sonuçlanmamıştır bir işiniz, parasal bir işiniz, bu elinize geçmesini beklediğiniz bir para ödeme de olabilir. İşte bu dolunayda 11 Mayıs ve yakınlarında sonuca bağlanacak gibi görünüyor sevgili teraziler. Evet, 16 Mayıs'ta Merkür Boğa Burcu'na geçecek. Dolayısıyla özellikle Merkür Boğa Burcu'na biraz daha para düşünmemizi, finansal konularda daha hassas olmamızı sağlayacaktır. Siz de bütçenizi düzenlemek, muhasebe işlemleri yapmak, yapılması gereken bazı harcamalar olabilir, düzenlemeler olabilir ya da iş bağlantıları olabilir ya da banka işlemleri, kredi gibi konular olabilir. İşte bunlarla 16 Mayıs'tan sonra Merkür Boğa'dayken daha rahat ilgilenebilirsiniz. 20 Mayıs'ta Güneş ikizlere geçiyor. Dolayısıyla 20 Mayıs'tan itibaren Güneş sizin yaşam enerjinizi, canlılığınızı, yaratıcılığınızı daha çok arttıracak gibi görünüyor. Artık biraz daha dış dünyaya açılabilir, uzak hedeflerinize odaklanabilirsiniz. 25 Mayıs'ta da İkizler Burcu'nda bir yeni ay doğacak. Her şeyden önce Mayıs sonundan itibaren daha fazla gezmek ve seyahat etmek isteyeceksiniz. Bu anlamda biraz daha harekete geçebilirsiniz. Seyahat fırsatları da tabii karşınıza çıkabilir. Uluslararası yabancı bağlantılı işler olabilir ya da yurt dışı seyahatleri olabilir. Eğitim ve akademik konular, medya yayıncılıkla, basınla ilgili işleriniz, hukuksal bazı işler. Tüm bunlar, evet, ikizler yeni ayıyla beraber özellikle Haziran ortalarına kadar sizin için çok daha fazla gündemde olacak. Evet, ayın sonlarında gökyüzünde yine olumlu açılar var, olumlu destekler var. Mayıs'ın son günleri, Haziran'ın ilk günleri, özellikle Jüpiter'in, burcunuzdaki Jüpiter'in de güzel açıları, Güneş'le yapacağı güzel açı, üçgen açı, Venüs'ün olumlu açıları, sizin de her alanda iyimserliğinizi, yaratıcılığınızı, motivasyonunuzu arttırabileceği gibi çevrenizde çok fazla fırsatla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle her tanıştığınız kişi sizin için önemli olabilir. Bunlara dikkat edin. Alacağınız teklifleri iyi değerlendirmeye çalışın. Bunların üzerinde durmaya çalışın. Gerçekten 2017'nin en güzel gökyüzü hareketleri olacak. Mayıs'ın sonları ve Haziran'ın başları. Bugünleri iyi değerlendirmeye çalışın sevgili teraziler. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.